Sevgili öğrenciler merhaba. Bu hafta yazım kurallarından yine devam ediyoruz. İlk başta ne demiştim? Yazım kuralları çok geniş bir kavram diye. Bu hafta arkadaşlar D, Mi ve Ki'nin yazımıyla yazım kurallarına tekrar bir giriş yapalım. Evet neyden aldık ilk önce? Bağlaç olan da D'den aldık. Arkadaşlar bağlaçların zaten genel bir özelliği vardı. Neydi bu? Ayrı yazılmalarıydı değil mi? E haliyle bağlaç olan da de nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor. Bakalım örneklerimize. Yemeğe de gelmedi. Sen de bizimle gel. Buralara da bahar gelsin artık derken bütün de ve da nasıl yazıldı? Ayrı yazıldı. O zaman biz bunlara ne diyeceğiz? Bağlaç diyeceğiz. Devam edelim diğer maddemizden. Bağlaç olan dade cümleden çıkardığımızda anlamda daralma olsa da cümlede bir bozulma olmaz. Bakalım meyve tabağında kiraz da vardı. Çıkaralım meyve tabağında kiraz vardı. Anlamda bir bozulma meydana geldi mi? Gelmedi. Eğer anlamda bir bozulma olsaydı biz bunu artık ne diyecektik? Ek olan daha de diyecektik. Bağlaç olan daha de de anlamda bozulma meydana gelmiyor. Bence Ayşe de bu işten anlıyor. Bakalım çıkaralım. Bence Ayşe bu işten anlıyor. Yine anlamda bir bozulma meydana geldi mi? Gelmedi. Evet, diğer maddemizden devam edelim. Bağlaç olan dade cümlede ayrı bir sözcüktür ve nasıl okunur? Vurgulu. "Kardeşin de mi seninle aynı okulda?" O filmi ben de izledim. Arkadaşlar yazı zaten ayrı yazıldığı zaman bağlaç olduğunu anlıyoruz. Konuşma dilinde de vurgulu okunduğu zaman daha çok anlıyoruz. Hepsini nasıl okudum? Ben iki cümleyi de vurgulu okudum. Gelelim bir diğer maddemize. Bağlaç olan dade hiçbir zaman tate olarak yazılmaz arkadaşlar. Peki tate olarak yazılan hangisiydi? ek olan de, de da değil mi arkadaşlar? Bakalım işi bitirsek de ardından dinlensek. Bu kullanım o zaman nasıldır? Yanlıştır. Çünkü bağlı olan da ayrı yazılıyor. Ve ta te şekli ne yapıyor? Olmuyor. İkinci örneğimize bakalım. Ahmet te oradaymış. Yine ta te şeklinde yazdık. Yine bu kullanım nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Bağlaç olan dade kesmiş şart ile aynı zamanda ne yapılıyor? Ayrılmıyor. Hem tatil şekli yok hem de ne yapıyor? Kesmiş şart ile ayrılmıyor. Bakalım Ali de pikniğe gelsin. Tamam ayrı yazdık ama kesmiş şart ile ayırdık. Kesmiş şart ayrılan yine hangisiydi? Ek olan dadeydi değil mi? Bağlaç olan dade daha değil. Serkan da sınavdan geçmiş. Yine ben aynı hata yaptım. Ne yaptım? Balıç olan daha değir. Kesim şartları Yine bu ek olan daha özelliklerinden biridir. Evet mini yazımına geçmeden önce bir özetleyelim arkadaşlar. Neydi bağlaç olan dade? Adı üstünde bağlaçlar ayrı yazılılardı değil mi? Ve nasıl okunuyordu? Vurgulu okunuyordu. Cümleden çıkarıldıklarında anlamda bir bozulma meydana gel geliyor muydu? Gelmiyordu. Sadece anlam ne yapıyordu? Daralıyordu. Peki tatil şekli var mıydı bağlaç olan dadenin? Yoktu. Bunlar neydi vardı? Ek olan da vardı. Peki bağlaç olan D'da kesmiş şartla ayrılıyor muydu? ayrılmıyordu. Yine ek olan dade kesmiş işaretiyle ayrılıyordu arkadaşlar. Hem bağlaç olan dadeyi anlatırken ek olan dadelerde ne yaptık? Bahsettik. O zaman mi'nin yazımına geçebiliriz. Mi'nin yazımı. Soru ek olan mi her zaman nasıl yazılıyormuş? Ayrı yazılıyormuş. Mi surekinden sonra gelen ek de bu ek ne yapıyor arkadaşlar artık bitişik yazılıyor. Bak, uyudun mu? Sonraki olan bir mi değil mi? Nasıl yazdım? Ayrı yazdım. Öğrenci misin? Bak, sonra gelen eki ne yaptı mi'ye birleşik yazdım değil mi? Bundan bahsettik. Evet Mimi sadece soru anlamına katıyor. Katmıyor. Ne anlamda katıyormuş aynı zamanda? Pekiştirme ya da zaman anlamında bize ne yapıyor? Katıyor cümlelerimize. Bakalım akıllı mı akıllı bir çocuktu? Pekiştirme anlamı var değil mi? Peki nasıl yazıldı? Ayrı yazıldı. Sabah oldu mu? Gideriz. Burada ne anlamı kattı? Zaman anlamı kattı. Peki yine nasıl yazıldı ikisi de? Ayrı yazıldı değil mi arkadaşlar? E D'yi bitirdik. M'yi bitirdik. Müz zaten leviedik maddemiz vardı. Gelelim bağlaç olan ki'ye. E bağlaç olan ki adı üstünde peki nasıl yazılıyor? Her zaman ayrı yazılıyor. İstisnalar var. Son sayfada bahsedeceğim. Bir notumuza başlayalım o zaman. Ki'yi alan sözcüğe ler eki getiriyoruz. Sözcük anlamlı oluyorsa ektir ve nasıl yazılır ek olan dadi? Hal ile bitişik. Anlamsız oluyorsa bağlaştır ve nasıl yazılır artık? Ayrı yazılır. Bakalım. Çatıdaki kedi yakalayın. Bakın ben buraya ler getireyim. Çatıdakiler anlamlı mı oldu? Anlamlı oldu. Peki anlamlı oluyorsa ne oluyordu? Ek oluyordu ve bitişik yazılıyordu. Ek oldu ve zaten nasıl yazıldı? Bitişik yazıldı. İkinci cümlemize bakalım. Anladım ki artık bana güvenmiyorsun. Bakalım. Anladım kiler anlamlı mı oldu? Olmadı. Peki anlamsız oluyorsa neydi? Bağlaçtı. Nasıl yazılıyordu? Ayrı. Ayrı mı yazıldı? Evet. Birinci cümle. Ek, ki, ek iken ikinci cümle nedir? Bağlaçtır. Diğer maddemize devam edelim. Bağlaç olan ki cümlede ayrı bir sözcüktür ve vurgulu okunur. Bu özellik aynı zamanda bağlaç olan D'de de var mıydı arkadaşlar? Vardı. Mücevher ondaki polis sorguya çekiyor. Bakın ondakiler az önceki bir maddeden bahsettim. Neler getiriyorsak anlamlı oluyorsa nasıl yazılıyordu? Bitişik yazılıyordu ve ekti. Burada tamam anlamlı oldu. Ama şöyle bir bakalım. Burada bir vurgu var değil mi? Mücevher ondaki polis sorguya çekiyor. Bu sefer bunu biz ek olarak değil ne olarak alacağız? Bağlaç olarak alacağız. Eski için ne dedik? Her zaman ayrı yazılıyor. Ama ne dedim bir de istisnai durumlar var. Bunlardan biri. Arkadaşlar bazı kiler artık kalıplaşmıştır ve artık her zaman bitişik yazılır. Neymiş bunlar? Sanki, illaki, madem ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü, merki. Bakalım başlıklara. Bunlara ben renkli yazdım. Simbohcan diye şifreleyerek ne yapabiliriz? Aklımıza tutabiliriz. Arkadaşlar D'nin, ki'nin ve mi'nin yazımını ne yaptık? Burada bitirdik. Ben her biri her biriyle alakalı birer tane soru hazırladım. Başlayalım o zaman. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan da doğru yazılmıştır? Doğru yazılanı bulacağız. A'dan başlayalım. Mert te bizimle oynayacak. Bak bir özellikten bahsetmiştim. Demiştim ki bağlaç olan da D'nin ta te şekli yoktur. Bakın burada t yazmış. O zaman bu kullanım yanlış mıdır? Yanlıştır. Onunla da Konuşalım. Vurgulu okunması gerekiyor değil mi? E, vurgulu okunursa nasıl oluyordu? Bağlaç oluyordu. Ama nasıl yazılıyordu? Bağlaç ayrı. Bakın bağlaç ama nasıl yazılmış? Bitişik. Yine buradaki kullanım yanlıştır. C'den devam edelim. Ayşe de orada olmalıydı. Ayşe de orada olmalıydı. Nasıl okudum? Vurgulu. Bağlaç mı bu o zaman? Bağlaç. Peki bağlaç olan daha değil. kesmiş ayrılır mıydı? Ayrılmazdı. O zaman bu kullanım da yanlıştır. Devam edelim D'den. Halden de anlamaz oldun. Bakın halden de anlamaz oldun. Bu bağlaç olan D'dir. Nasıl yazıldı? Ayrı yazıldı. O zaman D seçeneğimiz bizim doğru seçeneğimizdir. Gelelim ikinci sorumuza. Burada da mi'nin yazımı ile ilgili sormuşum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi'nin yazımı yanlıştır? Bizimle gelmeyecek misin? Nasıldı bu? Soru olan mi eki kendinden sonra gelen ekle bitişik yazılıyordu. Bakın kendinden sonrasını eki gelmiş, bitişik yazıldı. Bu o zaman doğrudur. Akşam orada mı kaldın? Bakın soru eki olan mi nasıl yazılıyordu zaten? Ayrı yazılıyordu. Doğru. C. Ezan okundu mu? Hemen namazını kılar. Bak, bizde ne anlamı katıyordu bir mi? Soru eki katıyordu. Bir de zaman anlamı da katıyordu, değil mi? Ezan okunduğu zaman, zaman anlamı kattı. Bu yine nasıl yazılırdı? Ayrı yazılırdı. Ayrı yazılmış, doğru. Gelelim D'ye. Şirin mi? Şirin bir kız çocuğuydu. Tamam, zaman anlamı vardı minin. Bir de pekiştirme anlamı vardı. Burada pekiştirme anlamı da kullanılmış. Hem zaman hem de pekiştirme anlamında kullanılanlar ayrı mı yazılıyordu? Ayrı yazılıyordu. Ama burada bir bitişik yazıldığı için bu kullanım yanlıştır. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan ki'nin yazımı yanlıştır demişim. Tut ki ben gittim buralardan. Tut ki. Değil mi? Nasıl yazıldı bağlaç olan ki? Ayrı yazılır zaten. Ayrı yazdık. Anladım ki senden bana hayır yok. Yine ayrı yazdık ve nasıl okuduk bunları? Vurgulu okuduk. Sanki her şey yolundaymış gibi davranıyor. Bu bir dursun arkadaşlar. Başka ne yapabilirim ki? Bakalım. Vurgulu okudum ve bunu ayrı yazdım. Bağlaç olan ki. C'ye bir bakalım arkadaşlar. Sanki her şey yolundaymış gibi. Bakın size şurada neyi göstermiştim? Her zaman bitişik yazılan ki'leri. Sanki de ki nasıl yazılıyormuş? Bitişik yazılıyormuş. Bunlar kalıplaştığı için nasıl yazılmalıymış? Bitişik yazılmalıymış. O zaman burada ayrı yazıldığı için bu nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Sorularla da ne yaptık konuyu daha iyi pekiştirdiğimizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve evde kalın.